Peygamberin din koyucu değil, din uygulayıcısı olduğu gerçeğinden hareketle yalnız Kur'an itikadı belirlemeli diyoruz. Gerçekten din koymada, dini belirlemede diğer hususlarda olduğu gibi yine Allah-u Teala'nın bir ortağı, bir danışmanı, küçücük de olsa bir hissedarı asla yoktur. Elçileri de buna esas itibariyle dahildir. Adı üstünde elçi diyorsunuz. Elçi, kendisini tayin edenin, kendisini elçi olarak belirleyenin istekleri istikametinde davranan kişiye denilir. İster bir devletin elçisi olsun, ister Allah'ın kullarına gönderdiği, kullarından seçtiği bir elçi olsun. Yani espri itibariyle elçi hüküm koyucu değildir. Ancak kendisine gönderilen hükümlerin uygulayıcısı, uyarlayıcısıdır. İnsanların birbirine gönderdiği, devletlerin birbirine gönderdiği elçilerde bu vasıflar bulunduğu gibi, bu vasfı taşan bir sıfat, vasıf olmadığı gibi Allah'ın kullarına gönderdiği elçilere de böyle bir yetkiyi Allah verdiğine dair herhangi bir ayette kesinlikle bir söz etmemektedir. Bu itibarla mesela elçiler kendilerine gelen vahyin Allah'tan olduğundan emindirler ama kesinlikle hiçbir elçi cennete gideceğinden emin değildir. Diğer kullar nasıl bu konuda cennete gitmek için ne lazım onu yapmak durumundaysa elçiler de aynı gayretin sahibi olmak durumundadırlar. Hele bir görevini ihmal etsin. Bu konuda Yunus Aleyhisselam'la ilgili Kur'an'da pek az da olsa değinilen bir olay bize elçilerin de bir imtiyazının bulunmadığını, hatta kendilerine düşen, verilen görevi ihmal eder gibi davranmalarının sonucunu, faturasını nasıl ödediklerini anlatan çarpıcı bir örnektir Yunus Aleyhisselam örneği. Vazifesini ihmal eder gibi oluyor, yani biraz ağır geliyor galiba ve onu sonucunda bir balığın karnında buluyoruz ve başlıyor daha hazım başlamadan istiğfar etmeye. Balık da istiğfarını takiben onun bir karaya kusuyor da aklı başına ondan sonra geliyor Kur'an'ın anlatımıyla. Dolayısıyla elçilerin imtiyazı yok, belki sorumluluğu